Evet arkadaşlar, Ersa Bitkisel Online sayfamıza hoş geldiniz. Bir plastikle ilgili bilgi paylaşımı yapacağız. İzleyenler olursa seviniriz. Nur Demir, hoş geldiniz. Mehtap Celal, hoş geldiniz. Daha önce ön bilgi paylaşmıştım. Resmi görmüş olanlar vardır. Burada da bir video şeklinde canlı yayında anlatmak istiyoruz. File kullanırken naylon poşete mahkum oldum. Doğaya atılan plastik ve naylon poşetlerin yok olma süresi 1000 yıl. Evet, okuyalım arkadaşlar. Plastik ve naylon hayatınıza zehir eder. İşte uzmanların dikkat çektiği başlıca riskler: kanser, kısırlık, obezite şeklinde sıralanmıştır. Şimdi bakıyoruz ve şuradan okumaya başlıyoruz inşallah. Şimdi diyor, dünya da uzmanların sağlık için yeni buluş olarak sundukları file kullanımı Türkiye'de geçmiş yıllarda yaygın olarak kullanılıyordu. Ancak ne yazık ki Türkiye naylon poşeti dünya ülkeleri arasında ilk kullanan ülke olarak biliniyor. Naylon poşet kullanımı tüm dünyada 1982'de, Türkiye'de 1980'ler sonunda başladı. Tüm dünyada önlemler alınırken Türkiye'de hala gelişmiş ülkelerin aksine plastiklerin yiyeceklerle birlikte kullanılması konusunda kanuni bir boşluk bulunmamaktadır. Bu yeni alışkanlık bir uygarlık göstergesi gibi kabul görüp yaygınlaştı. Örneğin İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilerine göre günlük 10 bin ton üzerinde çöp üretilmektedir. Üretilen bu çöpün yaklaşık %10'luk bir kısmını ise naylon poşet ve diğer plastikler oluşturur. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ülkemizde naylon poşet ve plastik talebi her yıl 1.7, ithalat ise 6.5 oranında arttı. Doğaya atılan plastik naylon poşetlerin yok olmayı 1000 yıl. Arkada ufak bir bilgi. Emre şu gözlüğümü ver ya. Plastiğin hemen her alanda yanında kullanımı, özellikle yiyecek sektörünü ve vazgeçilmez unsuru olan bütün, açta versene, tehlikelere rağmen insan yaşantısının ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Plastiğin günlük yaşamdaki kullanım alanları artık sayılmakla bitmiyor. Bardaktan tabağa, çataldan kaşığa, kapkacaktan şişelere, damacanalardan PVC pencere sistemlerine, sandalyeden masaya, çocuk oyuncaklarından elektronik eşyalara kadar artık hayatımızın her yerindeler. Tüketiciler de en çok da plastikle damacanalarının tek kullanımlık olmasını istiyorlar. İşte bilimsel verilere göre plastiğin hayatımızdaki vaziyeti. Bir saniye efendim, bir gözlük alabilirsem uygun olacak. Bazı yazıları okuyamıyorum. Yanlış bilgi aktarımı yapmayalım. Evet, devam ediyoruz. İşte uzmanların dikkat çektiği başlıca riskler: kanser, kısırlık ve obezite ile ilgili bölümü okumaya çalışıyorum. Kanserojendir. Plastikteki civa, kurşun ve adminyum gibi maddeler gıdaya geçerek kansere neden olabiliyor. Nadir Reviews International isimli dergide yayınlanan çalışmada araştırmalar Bolu Polatlı Ağa'nın dahil olduğu endokrin bozucu kimyasalların EDC kansere yol açan etkisini tespit ettiler. Kısırlık yaratır. Plastik ürünlerinde bisfenol A ve platein isimli maddelerin kullanıldığından, çevresel kirleticiler olarak vasıflarından plastikler boğazımızdan başlayarak tiroid bezini, karın bölgesinde yer alan pankreas bezini, kadınlarda yumurtalıkları, erkeklerde de testisleri temel olarak etkilemekte ve kısırlığa neden olurlar. Obezite yol açıyor. Bu kimyasallar sanayileşen dünyada kanser oranlarını da artırırken ayrıca obezitede ve davranış değişikliğiyle de bağlantılı olduğu kaydedildi. Plastik ürünlerin fazla kullanılanlarda özellikle karaciğer enzimlerinin enzimleri yükselir, karın yağlanması artar. Doğada parçalanarak yok
olması için yüzyıllar gerektirir. Petrol kaynaklı olduğu için küresel ısınmanın en büyük nedeni olur. Q2 salınımını kaynaklarından karbondioksit oluşturur. İnsanlığı tehdit eden boyutta doğal kaynaklarımızı tüketir. Nesli tehlike altında olan canlıların yok olmasını ve besin zincirinin kirlenmesinin nedenidir. Naylon poşetler deniz ve göllerin kirlenmesine ve birçok deniz canlısının zararlar görmesine sebep olur. Üretim sürecinde suyumuz tükenmekte, göl ve nehirlerin akış rejimleri bozulur. Plastik kullanırken şuna mutlaka dikkat edin. Plastiklerde üçgen biçimindeki bir kutunun içerisinde numaralar bulunmaktadır. Bu numaraların en tehlikeli olanları 3, 6 ve 7 numaralı maddelerdir. 3, 6 ve 7 numaralı olan maddelerdir. Bu numaralarda 3 ve ya da PVC yazan plastik kesinlikle gıdalara kullanmayın. 7 işareti bulunan veya numarasız olan cam gibi parlak ve sert plastik en tehlikeli olan plastiktir ve güvenli değildir demektir. İçindeki zararlı maddelerin gıdalara sızdıran bu plastikler yiyecek ve içeceklerde kullanılmamalıdır. 6 numaralı plastik ise kahve ve çay gibi sıcak içecekler için kullanılan köpük bardakların plastik olduğunu çoğumuz bilmeyiz. Bu malzeme benzenden üretilir. Kanserojen bir madde olarak bilinen bu maddenin mutfaktan kesinlikle uzak tutulması gerekir. Plastikten pratik olarak korumak için ne yapılmalı? Burada da küçük bir bilgi aktaralım arkadaşlar. Özellikle bu meme kanseri ile ilgili olan son dönemlerde yaygın bilimsel araştırma sonucunda 20 tane kadın üzerinde, Allah kimseye vermesin tabii ki, çok kötü bir durum. 18 kadın üzerinde ya da 19 kadın üzerinde olması lazım hanımefendinin. Neden olarak paraben maddesi, özellikle bu kimyasallarda kullanılan deodorant, işte parfüm, koku, her türlü deterjan, bunlardaki kokulardan, kokulu ürünlerde oluyor genellikle. Özellikle koltuk altındakiler daha hızlı lenf bezlerine işliyor. Yani bunlara kesinlikle dikkat edilmesi lazım. Günümüz bu konularda çok yaygın. Hem doğamız hem sağlığımız için arkadaşlar. Şimdi gelelim, unutmayın. Her şeyden önce plastik, ambalaj ve torba kullanmamaya özen gösterelim. Örneğin pazarlarda file kullanabiliriz. Sonra çöp poşeti satın almak yerine arta kalan plastik torbaları çöp poşeti olarak değerlendirebiliriz. 1 ton plastik poşet tekrar kullanıldığında 11 fıçı benzine denk enerji tasarrufu edilmiş olur. Daha az plastik torba kullanalım. Haftada yalnızca 2 torba daha az kullanarak yılda çöpe en azından 100 torba daha az atmış olacağız. Türkiye'de 5 kişiden biri naylon poşet yerine alışverişlerinde bez torba kullanırken bir nesil boyunca ülkemiz 31 milyon 46 milyon 400 bin naylon poşetten kurtulacaktır. Bez torba kullanmak bir kişi için haftada 6, ayda 24, yılda 288, yaşam boyunca ise 22.176 plastik poşeti kullanmamızı engellemiş olacaktır. Bu nedenle alışverişlerimizde bez torba ve kese kağıdı kullanmaya özen gösterelim. Konserve yerine daha çok taze sebze ve meyveleri tercih ederek bunlardan büyük ölçüde korunabiliriz. Ayrıca biberon kullanmak yerine annelerin bebeklerini emzirmeleri veya toz şekildeki mamaları tercih etmeleri daha uygun olur. Plastiklerin içerisinde herhangi bir sıvıyı dondurmamak ve ısıtmamak gerekir. Plastiklerim ne diyor? Bir daha okuyalım bunu. Plastikler içerisinde herhangi bir sıvıyı dondurmamalı ve ısıtmamak gerekiyor. Destek verenlere teşekkür ediyoruz efendim. YouTube kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Ersa Bilgisayar Online, onu da yayınlayacağım inşallah. Araştırıyorum. Güzel bilgi bulursam onu da birazdan canlı yayında belirteceğim efendim.